Ben de ev hanımlığı yaptım çocukları büyütürken. Dolayısıyla çok gurur duyuyorum. Çok daha zor bir şey bana göre. Dolayısıyla kek kokusu, ev anahtarla girme falan o tarz hasretlerim olmadı. Ama hep annem bize hani çalışın dedi. Kendi işiniz olsun. Sevdiğiniz mesleği yapın. Sürekli yönlendiririz. Hep çalışmaya yönlendiririz. Dedim ki işte şöyle şöyle yapalım, hani ben şöyle bir daha az bir para alayım ama saatlerim biraz daha belirli olsun vesaire. Olanca istemesine rağmen hiçbir şekilde hani olmaz falan diyen bir insan değildir. Dedi ki ben bunu yapamam, yani bunu hiçbir şekilde hiçbir formasyona sokamayız. O sebeple dedim ki tamam, o zaman ben biraz ara veriyorum. Ama hani gözyaşları içerisinde ara veriyorum. Hiç istemediğim bir şey yapıyorum. Ama bu da benim kararım. Hani bir taraf daha ağır basıyor diye. Bir sene gerçekten birebir Maya ile oldum ve çok doğru bir karar olduğuna karar verdim. Ama o hani vicdan yükünü şeyle kapatmaya çalıştım. Dedim ben en azından bu çocuğu bir yaşına kadar emzireceğim, yani hani kaçar yok. 8 ay tutamamışım yani iş yerinde. Böyle toplantı saatlerim falan ona göre şey, herkes biliyordu yani sabah 10 ve öğleden sonra 3 gökdeniz tutamam şeyi. Ve hakikaten de taşıdım yani 8 ay. En azından biliyorum. Ama onu hani daha bir sonradan bir normale döndü. Yani annemler gelip gidiyordu bir şekilde. Hani Alp'i ortaya çıkardı.